size kurulan bu kumpasın hesabını sormadan ölmeye niyetim yok. Haşmet Ağa kocamış dediler. İhtimal vermedim. Ancak sen sadece kocamamışsın. Bu çocuğun da piyonu olmuşsun. Piyonların akıbetini sen benden daha iyi bilirsin. Salman, 40 yıldır adımı ağzına destursuz almadın, haddini bil. Bundan sonra haddin, hududun bir anlamı yok. Sana da, bu tıfıla da haddini layıkıyla bildirecekler. Salman Ağa, ben buradayken kimse Haşmet Ağa'ya saygısızlık yapamaz. Hatırlatayım. Ayrıca acemi de olsa kimse benim ortağımı tehdit edemez. Ne yapacaksın lan züppe? He? Al. Kelle koltukta silah bekleyen adamlarla kendin konuş. Ben Burak Ersoylu. Anlaştığımız gibi. Salman öldü. Silahlar 2 güne yola çıkacak. Kusura bakma. Bunu yapmak zorundaydım. Saygısızlığa da bir yere kadar tahammül edebildim. Ben Salman'ı sıkmayı bilmiyor muyum? Hı? Sıktın öldürdün adamı. 2 gün içinde silahları nereden bulacaksın? Haşmet ağam. Sağ kolun birkaç icraat yapınca havaya girdi. Sen de bana kızgınsın, anlıyorum. Ama bu kızgınlıktan dolayı sen de onun havasına kapıldın. Ama işin ciddiyetine varamadınız. Sonuç ortada. Sen merak etme ağam. Benim planım hazır. Silahlar 2 güne yola çıkacak. Şovunu yaptın, bize de izlettin. Ama ben o silahları senden almasını bilirim. Hadsizlik etme. Bak hem beceriksizsin, hem atarlı konuşuyorsun. Dikkat et. Dua et, Haşmet ağamın adamısın. Yoksa seni Salman'ın yanına yollarım. Hadi Fiko, daha çok işimiz var. Adamlara 2 gün diye söz verdim. Burak Ersoylu'nun sözünün bir değeri vardır. Sattı bizi şerefsiz. Ayrıca bu alemin kuralı bu. Sıka sıka yükselir, sata sata zirveye oturursun. Yeri gelir, ortağını, aileni satarsın. Burak, bu oyunu kuralına göre oynuyor. Biz ne yapacağız ona bakalım. Ne yapacağız aslanım? Önce silahları buradan nasıl çıkarmışlar onu bir anlayalım. Sonra nereye götürdüklerini bulacağız Hasan abi. Çatıdan girmişler.
siz uzaydan gelmişsiniz. Hele şöyle bir oturun bakalım, iki laf edelim. Hangi rüzgar attı sizi? Uzaylılar hoş geldiniz. Kurcalardı zihnimizi. Uzaylılar hoş geldiniz. Sizi gördük, sevindik çok. Karnınız aç mı yoksa tok? Atmosferde ne var ne yok? Uzaylılar hoş geldiniz. Ring 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 ring. Vay! Ulan ne trafik vardı be! Trafik demişken, bugün Ali Rıza trafikte tamponunu kaybeden taksiciye döndü be. Artık neye dönüyorsa dönsün. Haşmet de Ali Rıza da bitti. Abi, nereye gidiyoruz? Fuat Bey bizden haber bekliyordur ha. Beklesin. Önce başka bir yere gideceğiz. Jardar, bana bir çiçekçi bulsana. Tamam abi. Nasıl sattınız lan beni? Abi, biz senin ekmeğiniydik. Biz nasıl satarız seni? Nerede ulan o zaman bu silahlar? Abi bilmiyoruz. Ulan beni satsanız bu kadar koymaz da. İnayi yerine düşmek koyuyor adama. Sarı! Rahat bırak çocukları. Rahat bırak! Bedel ödetmeyecek miyiz abi? Ben o silahları bu çocuklara değil, sana teslim ettim. Biri bedel ödeyecekse o sensin. Haklısın abi. Hakkını helal et. Ben senin sağ kolumsam Sabri bana lazım. Al. Tepe tepe kullan. Neden anne? Neden siz yoksunuz da ben hala burada yaşamaya devam ediyorum? Neden? Anne, o geceden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Her şey eksik. Her şey yarım. Ben hayatım boyunca gecenin acısını yaşadım. Keşke dedim. Keşke babamın sözünü dinleyip evde kalsaydım. Belki o zaman siz hala hayatta olurdunuz. Anne. Anne, babanı yalnız bırakma. Onun sana eskisinden daha çok ihtiyacı var dediğini duyuyorum. Ama biz yine eskisi gibi olduk. Yaklaştıkça uzaklaşıyoruz. Konuşmaya çalıştıkça birbirimizi kırıyoruz. Ben artık ne yapacağımı bilmiyorum. Çocukken hep babamın erkenden öleceğini düşünürdüm. Kendimi buna alıştırmaya çalıştırdım anne. O kadar sinir, stres, kavga. Ölür diyordum. Buna alıştırmaya çalışıyordum kendimi. Şimdi içine doğduğum hayatı düşünecek olursak böyle düşünmem normal. Ama senin beni bırakıp gideceğin hiç aklıma gelmedi anne.
Hayatım boyunca yanımda olacağını zannediyordum. Beni terk edip gidince ben sana çok kızdım anne. Çok kızdım. Bu hayattaki herkese, her şeye küstüm. Çok üzüldüm. Neden dedim. Sonra seni çok özledim anne. Çok özledim. Hatta o kadar özledim ki bir gün yanına bile gelmek istedim. Bana bu hayatta yaşama sevincini tekrar sen verdin Halide. Beni sen teselli ettin. Senin sevgim içime doldukça yaşama tekrar tutundum. Ama bu sefer de seni özlemeye başladım. Ne ben, ne bir başkası annenin yerini dolduramaz Burak. Anneme olan özlemimle sana özlemim aynı değil Halide. Bunu günlerce düşündüm, aylarca. Senin sevginin yerine koyabileceğim başka bir şey yok. Hatta bu hayatta doğru yaptığım tek şey seni sevmek diyebilirim. Bana hasta muamelesi yapma Halide. Ben ne yaptığımın, ne dediğimin farkındayım. Masum olduğun zamanlara geri dön Burak. Çocukluğuna. Ben o Burak'ı karşımda görmek istiyorum. Bana biraz yaklaşsan, biraz yakınıma gelsem, o Burak'ın hala orada olduğunu görürsün. İzleri görüyor musunuz abi? Buraya iş makinesi getirmişler. Büyük ihtimalle vinç. Bunlar sistem kurup çelik halatla çatıdan inmişler mekana. Adamlar bizi madar ettikten sonra ha öyle yapmışlar ha böyle ne fark eder? Çok şey fark eder Sabri. Bu Burak'ın adamlarının yapacağı bir iş değil. Profesyonel ekip getirmişler onlara yaptırmışlar. Ya bu şekil işi yapacak kaç adam var ki piyasada? Bir eskileri arayayım ben kulağı kesikleri. Bir soralım bakalım bir şey çıkıyor mu? Vakit kaybetmeyelim Hasan abi. Sabri sen de bir şey öğrenebileceğin kim varsa yoklamaya başla. Evet. Burak Ersoylu mekana giriş yaptı. Sakin kalalım. Tebrikleri alalım. Tezahürata gerek yok. Bunlar her zamanki işimiz. Büyütülecek bir şey yok. Silahlar güvende. Salman öldü. Müşterilerle sorun yok. Değil mi? Aynen öyle babacığım. Her şeyi hallettim. Hallettim işte. Ya bir gururlan, bir mutlu ol, bir tebrik et oğlunu. Sen de mutlu ol, bir sal. Ha? Neden korkuyorsun sen? Söyle bana. Seni geçerim diye mi? Röportajımda senden bahsedeceğim baba. Ne öğrendiysem Fuat Ersoylu'dan öğrendim. Hiçbir halt öğrenememişsin. Her şeyi yüzüne gözüne bulaştırdın. Ne oluyor? Haşmet ve Ali Rıza silahların yerini öğrenmişler. Nasıl ya?
Ne oldu ha? Birden böyle far görmüş tavşan gibi dondun kaldın ha? Çok iyiydi. Çok iyiydi. Ama ben bunun altında kalmam baba. Şaka bir yana. Oğlum gerçekten çok büyük bir iş başardın. Bunun mükafatı da o oranda büyük olacaktır elbet. Ne olacak? Hadi söyle ya. Söyle söyle. Söyle ya. Ne olacak? Sen şimdi bana söylemezsin. Meraktan tribe sokarsın değil mi? Oh. Evlat, baba yadigarı dayanamayacak öfkene. Hayır, tesbihinde değil mi? Canını üzüyorsun. Öfkeden kendini bitireceksin. Burak'ın bir oyun çevireceğini bile bile silahların başında durmadım. Ali Rıza, oğlanla ölenin çaresi yok. Geçmişi konuşmanın bize fayda sağlamayacağı aşikar. Abi sen beni sağda indirsene ya. Hayırdır? Nereye gidiyorsun? Bir hava alacağım abi, bir kendime geleceğim ya. Bak aslan, sen aleme girdin artık. Bizim bu alemde en çok ihtiyaç duyacağımız şey sabır, sabretmek. O da tek başına çekilmez. Sen de kalsın. Senin daha çok ihtiyacın olacak. Eyvallah. Eyvallahsın. Kimsenin bir şeyden haberi yok. Şoförleri de yokladık. Ağam, Ersoy'ların adamlarından bir iki kişi alıp sorgulayalım mı? Ne soracaksınız Oğuz? Bizi nasıl ketenpereye getirdiklerini mi? Efendim Fuat. Abi. Acil konuşmamız lazım. Toplantı için müsait misiniz? Misiniz derken? Bir de sağ kolun var ya senin, Ali Rıza. Hani her işini yaptırdı. O işi nasıl berbat etmiş bir anlatsın. Biz de bir dinleyelim ha. Uzatma Fuat. Toplanınca herkes anlatacağını anlatır. Ne yaptın? Kabul ettin mi tebrikleri? Gevşeme lan. Deponun yerini dışarıda bilen kimse var mı? Şoförler dahil, sevkiyata dahil olan herkes depoda kilitli. Çıkışları yasak. Hırsızlar? Malın nereye gittiğini bilmiyorlar. Bu akşam uçağa bindirip geldikleri yere göndereceğim. Uçağa bindirme Fiko. Dört kolluya bindir. Riske giremeyiz Fiko. Abi adamlar yetenekli, işimize yararlar. Ne yapacağım lan ben adamları? Sirk mi işletiyorum ben? Dediğimi yap. Öldür gitsin. Bana ne? Riske giremeyiz diyorum sana Fiko. İhale üzerimize kalmasın. Bu iş zannettiğimizden çok daha riskli. Sevkiyata yapan araçlar mobeselere takılmış. Metin silahların hangi depoya gittiğini bulmaya çalışıyor. Burak o işi düşünmüştür. Her şey önceden planladığı Salman'ı öldürmesinden belli zaten. Fuat olmasa Burak bunları akıl edemez. Benim o silahları bulmam lazım. Ne oldu Metin? Tırları terk edilmiş bir halde buldum. Silahları da büyük ihtimalle mobese kapsamı dışında başka araçlara sevk etmişler. Şoförleri tespit edebildin mi? Yok. İşin içinde başka bir ekip daha var. Vinç getirip sistem kurmuşlar. Mekana çatıdan girmişler. Silahları o şekilde çıkarmışlar. Metin. Emniyeti ara, bu tarzda çalışanların isimlerini, adreslerini tespit etsinler. Tamam. Efendim?
Acil görüşmemiz lazım. Toplantıya mı çağırıyorlar? Aynen öyle. Buraya gel, konuşalım, birlikte çıkalım. Geliyorum. Cellatlar dar ağacını kurdu, seni bekliyor. Sadece beni mi? Tehdit büyük aslan parçası. Bu işin sonunda birinin kafası kopacak. Haşmet eski kurttur. Kan kokusu aldı mı seni yem etmekten kaçınmaz. Ben de kuzu değilim Muzaffer amca. En azından birkaçını götürmeden canımı vermem. Bana bak. Ben 20 senedir bunlara bu kadar yaklaşamadım. Operasyonu riske atacak hiçbir şey yapma. Fevri davranma. Sen bana ayar vereceğini bir yanımca hırsızları bul. Yoksa operasyonun büyük risk altında, sana söyleyeyim. Alo Serkan, akşam yanına geliyorum. Yani emin misin? Bugün burası çok kalabalık olur. Ben rahat konuşamayız. Korkma, konuşmaya gelmiyorum. Sadece biraz dışarıda vakit geçireceğim, o kadar. Süper o zaman. Yani grubu toparlayayım, ister misin? Yok, şimdilik gerek yok. Peki tamam. O zaman görüşürüz akşam. Hadi görüşürüz. Ne oldu? Var mı dostlarından bir haber? Bir şey bulabilmişler mi? Temiz iş yapmış Burak. İz bırakmamış. Ama araştırıyorlar. Bir şey bulunca haber verecekler. Fuat da alıcıları Salman'ın ölümüne ikna ettiğine göre bizden büyük diyet isteyecekler. Ya senin kelleni, ya benimkini. Ya da ikimizinkini birden daha iyi. Haşmet Bey, sizden tek ricam, o toplantıda bana vakit kazandırın. Ben o silahları bulacağım. O zaman kimin kellesinin gideceğine biz karar veririz. Toparlanıp geliyorum. Otur, otur. Ali Rıza. Hoş geldin. Hoş bulduk Halide. İyi misin? Biraz dalgın görünüyordun. İyiyim, iyiyim. Sen nasıl oldun? İyi olacağım. Ali Rıza, bugün... Bugün benim yanımda olduğun için... Yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim. Teşekkür etmene gerek yok. Bundan sonra hep yanındayım Halide. Doğru, artık bu evin bir ferdi sayılırsın değil mi? Yani mesai saatleri içerisinde. Bugün mesain kaçta bitiyor? Ben akşam dışarı çıkacağım, bana eşlik eder misin? Bu akşam babanıza sözüm var. Babamıza sözünüz var. Anladım. Fazla mesai yani. Tamam. Sorun yok, ben babamla konuşup alırım seni. Bunun pek mümkün olduğunu sanmıyorum. Niye? Önemli bir işiniz mi var? Benden önemli. Yok, senden önemli değil ama gelebileceğimizi pek sanmıyorum. Çıkalım mı? Babam da böyle giyindiğine göre gerçekten gitmek zorundasınız sanırım. Bizi bu akşam dışarı davet etti ama gelemeyeceğimizi söyledim. Başka zaman Halide'm. Bu akşam bize müsaade et. Peki. İyi eğlenceler. Beyler, gündemimiz malum. Salman ve silahlarla ilgili. Ve bu konudaki izahatı size Burak verecek. İzahatı neden Burak veriyor Fuat kardeş? Biz silahlarla ilgili Ali Rıza'yı görevlendirmemiş miydik?
Açıklayayım bir şey Muz amca. Ali Rıza bu işlerde acemi. Ama ortağım diye demiyorum. Müthiş iş başardı. Dediği gibi Sırplardan almış silahları. Ama silahlar biraz şey çıktı. Enteresan. Yani çok müşterilerin işine yarayacağı türden değil. Ne oldu? Hayırdır? Silahlar eski mi çıktı? Yo, gayet yeni. Çocukların mahalle arasında oynaması için çok iyi. Ben silahları Sırplardan aldım. Ama birileri gece yerine oyuncak silahları koymuş. Sen bizimle kafa mı buluyorsun? Sen orada değil miydin? Kim değiştirdi silahları? Kimin değiştirdiğini biliyorum. Ama şimdi ispat edemem. Bana bir iki gün verin. Kanıtlarıyla birlikte atayım önünüze. Dik dik konuşup benim kafamı bozma. Sırpların oyununa gelmişsin. Gelip bizden af dileneceğine... bir de havalı havalı cümleler kuruyorsun. Mithat. Ali Rıza işini fazlasıyla yaptı. Silahları çatışarak aldı. Ondan sonrası benim sorumluluğum. Yani kısaca Haşmet Ağa... ben bu işi Ali Rıza ile birlikte yüzüme gözüme bulaştırdım. Berbat ettim. Bedel de neyse öderim mi diyorsun? Haşmet Ağa... bedel ödemekten kaçmaz. Aga bedeli neyse öder. Beyler, sakin olun. Kimsenin bir bedel ödemesine gerek yok. Haşmet abi uzun bir süredir bizlerle birlikte değil. İşlerden de uzak kaldığı için bu tür zaaflar göstermesi olağan. Neyse ki sağ olsun Burak meseleyi çözdü. Ali Rıza'nın bu işlerde acemi olduğunu bildiği için çıkabilecek olası bir aksiliğe karşı alternatif bir plan yapmış. Bana bahsetti. Ben de dinledim ve gayet makul bulduğum için kendisine izin verdim. Neymiş o plan Fuat kardeş? Salman'ı ortadan kaldırdım. Salman bizi ayrı, müşterileri ayrı birbirine düşürüyordu. Aksilik çıkınca ortadan kaldırdım. Çıvanın başı oydu. Aradan çıkardım, alıcılarla doğrudan temasa geçtim. Makul dediğin plan bu mu Fuat? Bu durum nelere sebep olacak? Nasıl böyle bir şeye müsaade edersin? %15 daha fazla kazanmamıza sebep olacak. Müşterilerin de %10 daha ucuza mal etmesine. Eğer ben 2 gün içerisinde sevkiyatı halledersem sorun yok. Bakın. Burada kimsenin derdi Salman falan değil. Bir gecikme durumunda Salman onları dizginleyebilirdi. Peki silahları zamanında bulamazsan ne yapacağız Burak? Bana pahalıya patladı ama silahları buldum. Rusya'dan. 2 gün içerisinde sevkiyatı halledeceğim. Gördüğünüz gibi beyler, endişe edilecek bir şey yok. Ve her şey bizim çıkarlarımız doğrultusunda gelişmeye devam ediyor. Keyfini çıkarın. Benim bugündenle ilgili konuşmak istediğim bir konu daha var. Beyler, şimdi siz bize biraz müsaade edin. Hadi yine iyisin. Seni paspas gibi ezeceklerdi ama iyi ki ben vardım. Zaten başkasının seni ezmesine müsaade etmem.
Rusya'dan 2 günde silah getiriyorsun. İçeridekiler yedi ama ben yemem. Sen içeride yiyeceğini yedin. Senin verdiğin yemek değil. Hazımsızlık. Onda da arkadaşlar sana bir soda verir geçer. Yerinde olsam çaldığım silahların başından ayrılmam. Ben onları bulunca o içeridekiler bile seni elimden alamayacak. Bak tam karşımda dişime göre bir rakip buldum diyorum. Bir şey söylüyorsun, bütün büyü bozuluyor. Bak istersen şöyle yapalım. Ben Haşmet Ağa'yla konuşayım, seni benim yanıma versin. 1 ay, çok değil. 1 ay benim yanımda staj yap. Seni zımba gibi yaparım. Ben 2 günde seni öyle bir hale getireceğim ki. Göreceksin zımbayı. Eğer bu iş çözülürse hem müşterilerimizle güven tazeleriz, itibarımız zedelenmez, hem de ortaklık hukukumuz güçlenir. Burak bu işi başardığı takdirde ona hakkını teslim etmemiz, onu mükafatlandırmamız gerekir. Nasıl bir mükafattan bahsediyoruz Mithat Bey? Buradaki herkes ailelerimizle birlikte Burak'a belki de hayatımızı borçluyuz. Bizim en büyük özelliğimiz kendi evladımız dahi olsa kimseye borçlu olmamamız. Burak bu yaptığıyla konsorsiyumun bir üyesi olması gerektiğini hepimize kanıtladı. Artık karşımızda, ayakta değil, yanı başımızda, koltuğunda oturması gerekir. Seni o oturduğun koltuğa oturtmak için ne kadar emek verdiğimi hatırla. Burak'a bu kadar düşkün olduğunu bilmiyordum. Kitaptım. Ben işime duygularımı karıştırmıyorum abi. Genç bir akla ihtiyaç duyduğumuz aşikar değil mi? Mithat Bey, Burak bu dediklerini yaparsa elbette ödüllendirilecektir. Ama isterseniz ödülün ne olduğunu daha sonra konuşuruz. Doğrusu Mithat'ın bu teklifi beni çok şaşırttı. Ve tabii bir baba olarak da onurlandırdı. Dediğim gibi, Burak oğlum olduğu için ben taraf sayılırım. Dolayısıyla bu konuda karar verici sizler olmalısınız. O koltuğa oturmak için o koltuğun ağırlığını omuzlarında taşıması gerekir insanın. Burak'ın henüz o seviyede olduğunu düşünmüyorum. Yahu problemi çözmeden mükafatı konuşuyoruz. Hele bir Burak problemi çözsün. Ondan sonra bizler de büyükleri olarak hak ettiğini vermesini biliriz. Öyle değil mi Şemuza? Eyvallah Galip kardeş. Biz Burak'ı ödüllendiririz ödüllendirmesine de. Bu Ali Rıza'nın hükmü ne olacak? İçerideki tavrın hiç hoşuma gitmedi. Bilmem gereken bir şey mi var? Nedir bu Burak sevdası? Ben içeride gayet net konuştuğumu zannediyorum abi. Burak senin de itibarını kurtardı.
Bence sen de onun arkasında olmalısın. Konsorsiyumun hakkımızdaki hükmü nedir? Her şey silahları bulmamıza bağlı. Yoksa hükmü Orak verecek. Büyük kumpas kurmuşlar. Silahları bahane edip Burak'a konsorsiyumu ortak edecekler. Fuat nasıl hepsini ikna etti? İkna değil ki. Mecbur ediyor. Silahlar yüzünden tehdit büyüyüp can korkusu sarınca meseleyi Burak'a çözdürecekler. Sonra da ortaklığı hak ettiğini düşünmemizi sağlayacaklar. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. 2 günümüz var. Onlar bir oyun kurduysa biz de kendi oyunumuzu kurarız. Şu hale bak ya. Ben adamın infazını bekliyorum. Adam elini kolunu sallaya sallaya Haşmet Ağa'yla beraber basıp gidiyor. Ne oldu? Yine Haşmet Ağa arkasında durdu değil mi? Biz müsaade etmedik. Nasıl yani? Biz müsaade etmedik. Biz. Mithat'la ben. Mithat çok daha büyük bir teklifle geldi. Sıkı dur. Sevkiyatı çözebilirsen... senin bundan sonra bizim için çalışman yerine bizimle ortak olman gerektiğini söyledi. Nasıl ya? Ne diyorsun baba? Ben demiyorum. Müstakbel kayınpederim diyor. Vay be. En sonunda. Süsleye bak. Kızı için ahtapot kesildi ha. Bir koluyla Haşmet'i boğuyor, bir koluyla beni kucaklıyor. Burak, artık senin de bunun karşılığını vermen lazım. Değil mi? Hayde sen içmezdin. Serkan lütfen. Bu gece Eski'ye dair her şeyi geride bırakmak istiyorum. Tamam? Ailenle ilgili bir şeyler araştırıyordun. En son bana Sade Aksoy'u sormuştu. Ne oldu o iş? O konu kapandı. Ben geçmişimle yüzleştim. Artık geleceğe bakmak istiyorum. Geçmişini geride bıraktıysan... o zaman doktor hanımın geleceğini için. Geleceğe dair planların ne peki? Öncelikle bu gece bunları konuşmak da düşünmek de istemiyorum. Sadece şimdi kalmak istiyorum, tamam? Serkan, bir bakar mısın? Babamla çok eğlendiğini sanmıyorum. Seninkilerden biri mi? Yok, özel bir durum. Haber bekliyorum. Babana haksızlık etme. Aksine birlikte çok eğleniyoruz. Çok kıskandım şimdi. Hala bana eşlik etmek istemediğinden emin misin?
Çok isterim ama bu gece olmaz. Abi ben götüreyim, nereye gideceksin? Ben giderim. Sabri atla. Ağam affetmeden hiçbir yere gitmem. Sabri, ne diyorsam onu yap, atla. Sen burada bekleyerek ağanı daha da gıcık ediyorsun. Sinirleri yatışsın, ben yapacağım ikinizin arasını. Silahlarla ilgili bir gelişme var mı? Henüz yok. Hadi atla. Bu çok riskli bir durum. Her şeyi iyice hesapladınız değil mi? Yani silahların Sırp silahı olduğunun anlaşılmaması lazım. Rusya kaynaklı olmadığını anlarlarsa müşterilerle sorun yaşarsın. Ve bu da ortakların kulağına gider. Ortakların kulağına gidince de o koltuğu unut. Artık o koltuk senin idam sehpan olur. Sen hiç merak etme baba. Ben bu işin ustasını buldum, getirttirdim. Adam şu an çalışıyor. Silahların seri numaralarını değiştirecek. Hatta amblemlerini de değiştirecek. Güzel. Aferin sana. Biliyorsun değil mi Burak? Değişen sadece amblemler olmayacak. Senin hayatın da değişecek. Kendini buna hazırlasan iyi edersin. O koltuğu sonuna kadar hak ettiğimi herkese göstereceğim baba. Bundan sonra karşılarında çok farklı bir Burak Ersoylu görecekler. Merak etme baba. Bana güven. Merak etmiyorum ve güveniyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Sabri'nin bugün biraz morali bozuk. Siz birbirinizin dilinden anlarsınız diye getirdim. İyi yapmışsın, eyvallah. Bir an. Ayza. Ben bir şey bulamadım. Senden var mı bir haber, bir gelişme? Henüz yok abi. Çay içer misin? İçerim. Hoş geldin Bülent. Hoş bulduk. Efendim? Hırsızlardan bir iz yok mu hala Muzaffer amca? Metin peşlerinde, araştırıyorlar, bulacaklar. Vaktimiz daralıyor. Bir an önce bulmamız lazım. Elimizden geleni yapıyoruz. Bir iz bulacağız mutlaka. Halde bulamazsın. Gelirsen büyük bir sürprizle karşılaşacaksın. Ben gidiyorum. Abi ne? Bir uğramam gereken bir yer var. Aslanım hayırdır? Bir iz, bir şey mi çıktı? Yok abi, hiçbir şey yok. Eyvallah. Abi bizi turlayıp gelin. Hayırlı akşamlar. Ferit, Mert. Sağlanmasın ha. Sabri.
Sen yıllardır bu alemin içindesin. De bakalım bu Burak Ersoylu denen rahatsız kimlere yaptırmıştır bu işi? Aklına birileri geliyor mu? Ben de akıl mı bıraktılar be Hasan? Ama ben biliyorum ne yapacağımı. Çözeceğim bu işi. Nasıl çözeceğini bize de söyle, yorma. Bağlayacağım bağrıma bombayı. Dalacağım Ersoylu'ların dükkanına. Ne cam kalacak, ne çerçeve, ne de Ersoylu'lar. Ya ben de sanki bir şey söyleyecekmişim gibi seni ciddi ciddi dinliyorum be birader. Harbiden akıl bırakmamışlar seninle ya. Harbiden akıl bırakmamışlar ya. Allah Allah. Sen nasılsın? İyiyim. İyi. Derya yarın... Akşam bir yemek yiyelim mi? Eğer sana müsaitsen. Olur tabii. Olur. Tamam o zaman. Yarın... Ben sana mekanı, saati yazarım. Olur mu? Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Kiminle konuşuyordun bakayım? Burak'la. Güzel. Ne diyor? Yarın akşam yemeğe gidelim mi diyor. İkna oldu demek ki. Tabii. İkna olmayıp ne yapacaktı? O da biliyor böylesin daha iyi olacağını. Aferin sana. Göreceksin bak bu iş senin umduğundan çok daha iyi ve çok daha kolay olacak. Güzel kızım. Abi. Abi neredesin ya? Hayırdır oğlum? Özel bir işim olamaz mı yani? Her şeyi bilmek zorunda mısın? Özel mi? Ne özeli ya? Benden habersiz senin nasıl bir özelin olabilir ya? Ha? Hem bundan sonra senin attığın her adımdan, aldığın her nefesten haberim olacak. Hayırdır? Ne oldu? Bugün kardeşinin en mutlu günü. En özel gün. Bundan sonra yeni bir hayata başlıyorum. Ne oluyor oğlum? Bir gelişme mi oldu? Muhteşem şeyler oldu abi. Şu karşında gördüğün şahsiyetin Burak Ersoylu, ki hatırlatırım bir Burak Ersoylu kolay yetişmiyor. Artık konsorsiyumda bir koltuğum var. O nereden çıktı? Ne demek nereden çıktı? Abi ben konsorsiyumda limon mu satıyorum? Bu elbet olacaktı. O gün bugün. Ya insan bir tebrik eder ya. Bağlılığını bildir bakayım. Bırak oğlum bu işleri. Hadi anlat ne oldu, nasıl oldu? Ya sevkiyatı dünkü çocuğa verdiler. Ne oldu? Halledemedi tabii. Cık. Dedim bir saniye. Ben bu işin doktoruyum. Açılın. Sevkiyatı çözdüm. Silahları buldum. Müşteriyi bağladım. Salman'ı da aradan çıkardım. Bu senin her zaman yaptığın iş değil mi? Bunu yaptığın için niye sana konsorsiyumda ortaklık versinler ki? Kimin fikriydi? Mithat Burgaz'ın. Süslü'nün düğün hediyesi. Düğün hediyesi. Ha. Bunun bedelini Derya ile evlenerek ödeyeceksin yani. Diğerlerini nasıl ikna ettiler? Ya babam işi öyle bir noktaya getirdi ki... sevkiyat çözülmezse hepsinin canı tehlikede. Sevkiyatı kim çözecek? Ben. Başka seçenekleri yok. Ne koltukmuş be. Daha oturmadan haldeyi unuttun.
Sen yakında bizi de hatırlamazsın. O koltuk benim için neyi ifade ediyor biliyor musun abi? Halide'yi, aşkımı. Ve bunun için bana nasıl bir rol biçerlerse, benden ne isterlerse yapmaya hazırım. Hem de en kralını. Ha, mesele sadece o koltuğa oturmakla kalmayacak. En tepeye çıkacağım. Halide için. O saatten sonra da ne Haşmet'i tanırım, ne Derya'yı, ne Mithat'ı. Kimseyi sağ bırakmam. Mithat'ı bilmem ama Meleği hafife alma. O kadın bütün konsorsiyumun ortaklarından daha tehlikeli. Dikkat et. Sen de benim sevgimi hafife alma abi. Halide ile arama kim girerse ezer geçerim. Hayırdır kardeş? Bizi de mi ezeceksin? Seni seviyorum. Sen benden torpillisin. Seni ezmem. Ya sen ne cins cins sorular soruyorsun? Sana ne? Verdiler işte koltuğu. Güzel işte böyle. Şimdiye kadar hep arkamdaydın abi. Şimdi de arkamda ol. Doldu sığmaz içime.
ezitin. Felaket olsa nihayetinde elbet aşkla yıkanır kalp, kendine ihanetin. Burası çok gürültülü değil mi ya? Durunca alışıyorsun. Hadi gel seni Serkan'la tanıştırayım. Serkan. Ali Rıza. Çok memnun oldum. Ne içersin? Soda alayım ben. Çok mutlu ettin beni. Seni görmek de beni mutlu etti. Gerçekten mi? Gerçekten. Son 8 senemi geride bırakıyorum. Birazcık eğlenmem çok iyi. Sanırım değil. Ne güzel söyledin ya. Teşekkür ederim. Belki bir dahakine birlikte söyleriz. Ben anlamam ki. Yaparsın, ben sana öğretirim. Anne, yemeyecek misin? Yok kızım, yemeyeceğim. Siz yiyin. Anne, sen Muzaffer amcayla ne konuştun? O gittiğinden beri bir garip davranıyorsun. Ne konuşacağım Emine Muzaffer'le? Anne, Rıza'yı dert etme bu kadar ya. Yerindedir onun keyfi. Zaten yatmadan yatmaya geliyordu buraya. Ha burada kalmış, ha sende kalmış. Boş geç. Helal, helal. Helal, tamam. Sence ne yapmam gerekiyor Elirza? Bence güzel bir çorba içmen gerekiyor. Hiç fikrim. Sonra mis gibi bir uyku uyuman gerekiyor. Ben hayatımın son 8 senesini zaten uyuyarak geçirdim. Her şeyi dondurmuştum. Artık yaşamak istiyorum. Sonucu beklediğin gibi olmasa da kafandaki soru işaretlerini çözdün artık galiba. Artık daha mutlu bir hayat yaşayacağını düşünüyorum. Kiminle yaşayacağım? Yeni hayatında bize yer vermiyorsun herhalde. Öyle demek istemedim. Babamla yeni bir başlangıç yapmak istedim. İşlere geri döndüm. Sonra da sen... Sen de artık babamla birlikte yürüyorsun. Babanın da benim de işlerimiz sana vakit ayırmamıza engel değil.
gördüğün gibi. Gördüm. Seni buraya getirmek için ben ne kadar uğraştım sen fark etmedin mi? Daha doğru düzgün yemek bile yiyemedik. Söz. En kısa zamanda seni yemeğe çıkaracağım. Bence hiç öyle en kısa zamanda falan demeyelim. Sana sözünü tutman için bir şans veriyorum. Öyle erteleyip mahcup olmanı falan da istemem. O yüzden şimdi gidiyoruz. Serkan, çantamla montumu alabilir miyim? Senin bildiğin iyi bir çorbacı vardır. Gece emrindeyim, ne dersen o. Halide reis, tabii ki. Söz mü? Söz. Çok memnun oldum. Görüşürüz. Efendim? Aslan parçası. Hırsızların yerini tespit ettik. Adresi sana atıyorum. Hemen git, vakit kaybetme. Sakın vakit kaybetme ama, hemen git. Şimdi mi? Evet, şimdi. Adamlar oradan ayrılmadan ulaşmalısın onlara. Bu son şansın olabilir. Tamam. Beni anladın mı sen? Neredeysen, ne yapıyorsan işi gücü bırakıp hemen git. Tamam. Sen neden fısıltıyla konuşuyorsun? Ne yapıyorsun? Neredesin sen? Daha önemli bir işin mi var? Bir şey yok. Gidiyorum. Nerede kaldı bu adamlar? Yaptık işimizi. Çekip gidelim bir an önce değil mi? Mis gibi ev bulmuşsun. Tadını çıkar. Ne acelen var? Alacağımız parayla bunun gibi iki ev alırız oğlum biz. Fikret. Bizi bekletmezdi bu kadar. Nerede kaldılar acaba? Gelirler, merak etme. Parayı bulmaya çalışıyordur. Ulan Burak Ersoy'la o parayı bahşiş diye dağıtıyor. Ha geldiler. Nerede kaldınız ya? Taş olduk burada. Geldik kardeşim işte. Oo beyler, hoş geldiniz. Şu çantayı aç da keyfimiz yerine gelsin ha. Lan. Lan dalga mı geçiyorsun? Kaçmasın! Fikret abi yakar bizi! Lan dur! Koş koş koş! Fikret abi dur! Tek bizi! Dur! Koş! Koş!
Sen şu tarafa git. Sen de diğer tarafa. Artık senin o telefonla işin kalmadı. Sen kimsin? Bana lazımsın, kalk. Beni kurtar. Ne istersenler ne yazacağız? Çorbacıya. Gelmedik, bir şey yok halde. Ben çorbadan vazgeçtim. Sen beni eve bırak. Tamam, sen uyumaya devam et. Ben gelince haber vereceğim. Ali Rıza! Halide, sakin ol, bir şey yok. Ali Rıza, ne oluyor? Kim bu adam? Halide, sakin ol. Ya nasıl sakin olayım? Adam yaralı, görmüyor musun? Hastaneye yetiştirmemiz lazım. Hastaneye gidersek asıl o zaman ölecek halde. Sakin ol. Ali Rıza, saçmalama. Bu adam ağır yaralı. Müdahale edilmesi lazım. Hastaneye götürürsek öldürmek isteyenler anında bulacaklar onu. Hastaneye gitmezsek eğer bu adamın yaşaması imkansız. Yaşaması lazım benim için. Ali Rıza, sen delirdin mi? Bu kurşun yarası, ben tedavi edemem. Halide, denemek zorundayız. Benim hayatım bu adamın yaşamasına bağlı, tamam mı? Lütfen sakin ol. Lütfen, sakin ol. Efendim Fikret abi. Hallettik abi. Dördünü de indirdik. Sağ ol abi. Kendimizi mi öldürtelim oğlum? Hem yalan mı? Dördünü de indirmedik mi? Daha adamı bizden kimin aldığını bilmiyoruz. Siz de sakın sesinizi çıkarmayın. Zaten çoktan ölmüştür o. Artık kimsenin işine yaramaz. Ne oldu abi? İçim rahat etmiyor Fiko. Depoya gidip kendi gözlerimle göreceğim. Ben konuştum, her şey yolunda. Kendi gözlerimle göreceğim Fiko. Abi mekanı açık etmeyelim. Ali Rıza adam takmıştır peşine seni şimdi. İyi akşamlar Burak Bey. Doğru söylüyorsun. Açık etmeyelim. Vural Şef. Buyurun Burak Bey. Bu gece arabam bende. Arkadaşı eve bırak. Abi ben de geleyim. Sen gelmene gerek yok. Bu arkadaşına da bir araba al. Masanın üstüne yatıralım. Şunu kaldırsana.
İyi misin? İyiyim, iyiyim. Benim şeyim yok oğlum. Bunların alınması yazmıyor. Tamam, hallediyorum. Ali Rıza, sen de evde ne kadar temiz havlu bez falan varsa hepsini getir. Tamam. Ne yapayım? Sen bacağı tamponla. Kanamayı durdurmamız lazım. Ali Rıza, sen tampon yapmaya devam et. Havlu. Al. Sen de bacağı temiz. Baskı yapmaya devam et Ali Rıza. Ne çabuk gitti geldi ya. Füsun, ne işin var senin burada? Konuşabilir miyiz? Şu an müsait değilim. Öyle mi? Misafirin mi var içeride? Füsun, şu an müsait değilim dedim. İnanamıyorum ben sana ya. Gerçekten. Bu yaptığını sana hiç yakıştıramıyorum. O içeridekine de bir çift lafım olacak zaten benim. Utanmıyor mu o buraya gelmeye? Füsun saçmalama. Şu an hiç sırası değil. Saçmalayan ben miyim Ali Rıza? Ali Rıza sana gitmeni söylüyor. Niye hala burada durup kendini küçük duruma düşürüyorsun? Lütfen gider misin? Sen benimle böyle konuşamazsın. İstediğin gibi konuşurum. Ayrıca ben Ali Rıza kadar da kibar değilim. Lütfen bir daha rahatsız etme bizi. Aç oğlum şu telefonu. Hayırdır inşallah? Kim bu saatte? Geldim. Hoş geldin kızım. Kötü bir şey yoktur inşallah. Aslında var Rukiye anne. Ali Rıza ile Halide. Hiçbir şey olmamış gibi Hasan abinin evinde beraber kalıyorlar. Kızım, arkadaş onlar yani, iki yetişkin. Ben onlara nasıl davranacaklarını söyleyemem ki. Zaten beni ilgilendirmiyor kim kimle ne yapıyor. Yerde kan lekesi gördüm ben Rukiye anne. Telaşlandım, sana haber vermek istedim. Mert yanlarında mı peki? Bilmiyorum ben. Beni içeri almadılar. Tamam kızım, tamam. Ben ilgilenirim. Sağ ol. Tamam. Anne, ne oldu? Kimdi gelen? Yok bir şey kızım, yatın hadi siz. Malzemeleri nereden buldun? Medikalci bir arkadaşı varmış Fatih'in, oradan hallettik. Mert, orada daha ince uçlu bir pens olması lazım, onu versene bana.
dikkat et. Pardon ya. Açma işimi, bir de onunla vakit kaybetmeyelim. Ben halledeceğim. Oğlum, bir şeyin yok değil mi? İyiyim anne, senin ne işin var burada? Oğlum bu lekeler ne? Sen bir şey mi saklıyorsun? Tam kemiğe denk gelmemiş, yoksa çıkaramazsın. İyi var. Ver sütü. Anne, içerisi müsait değil anne. Kızım, ne oluyor burada? Kim bu adam? Ver sütü, iğnelerini versene, yarayı kapatmam lazım. Oğlum, sen mi vurdun bu adamı? Yok anne. Anne, benim için çok önemli. Bu adamın yaşaması lazım. Mert, acele et. Tamam, hallediyorum. Bacağa da bakmak lazım. Çok kan kaybediyor. Ben halledeceğim. Tamam kızım. Ali Rıza, orada duracağına temiz su getir. Tamam, getiriyorum. Geri zekalılar. Kimsin lan sen? İn aşağı. Aa, aferin, işte bu. İn dedim, in. Sıkarım kafana. Lan benim ben. Benim oğlum, benim. Burak Bey, affedersiniz efendim, tanıyamadım. Aferin, tanıma. Buradan babam da girse tanıma. Kim gelirse baktığın yabancı sık kafasına. Tamam efendim. Adın ne senin? Şafak efendim. Şafak mı? Evet efendim. Tam parola adı. Nereden geçiyoruz? Buyurun efendim. Gel de. Toparlanın. Burak Bey geliyor. Buyurun efendim. Kolay gelsin. Bu mu? Evet efendim. Bunlar? Şoförler. Tamam, onlarla işimi yok. Oturun. Şoförlere dikkat et. Onlar sıkıya gelemezler. Firmaya çalışan olursa acıma. Hiç merak etmeyin efendim. Baştan bundan ayrılmıyoruz. Ne yaptınız? Yemeğiniz, kumunuz tamam mı? Her şeyimiz tam. Dolabımız full efendim. Mahmut, al oğlum, bitti bu. Sağlam mı? Para gözdür. Arpasını sağlam tuttuk mu sıkıntı çıkmaz. Bir an önce iş bitsin de eve gideyim derdinde. O yüzden nefes almadan çalışıyor. Güzel. Usta, kolay gelsin. Şu iş bitsin, sana büyük indireceğim. Sana diyorum, büyük indireceğim. Sağ olun Burak Bey, teşekkür ederim. Sağ olun. Devam. Şunu kapatın oğlum, adam dikkati dağılmasın. Kapatamayız efendim. Niye? Öyle çalışabiliyormuş. He, kalsın kalsın. Ambiyansı nasıl istiyor söyle olsun. Kızım, biraz dinlen sen. Ben beklerim, hadi. Kim bu adam Ali Rıza? Tanımıyorum anne. Birilerinin elinden aldım. Benim için önemli şeyler biliyor.
oğlum. Ne yaptığını, kimlerle mücadele ettiğini bilmiyorum. Ama sadece şunu bilmeni istiyorum. Ben senin annenim. Her ne durumda olursa olsun, yüreğim de, kapım da sana hep açık. Hiç kapanmayacak. İyi misin anne? İyiyim, iyiyim. Nasıl olmamı bekliyorsun Ali Rıza? Güne nasıl başladım, nasıl bitirdim farkında mısın? Ben gündüz ailemin katillerinin peşinde batakhaneye girdim. Adamı buldum. Onunla konuştum. Sonra mezarlığa gittim. Ailemle yüzleştim. Sonra Burak'la karşılaştım. Ya... Ben bugün hayatımın son 8 senesini geride bırakmak istedim. Yeni bir başlangıç yapmaya karar verdim. Her şey çok güzel gidiyordu. Sen geldin. Sen geldin. Peki şimdi? Şimdi gecenin yarısı, aldığım bütün eğitimi, bütün tıp etkinliği, hatta kanunları bile hiçe sayarak cerrah olmamama rağmen hayatımda kurşun yemiş bir adama ameliyat ettim ilk defa. Burada böylece berbat gecenin bitmesini bekliyorum. Sence nasıl olabilirim? Çok üzgünüm Halil'e. Ben böyle olsun istemezdim. Ben de sana bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu işlere girdikten sonra bir daha istediğin hiçbir şey olmaz. Olmayacaktı. Ne senin hayatında, ne de babamın hayatında. Ben sizi bu bataklıktan çıkarmaya çalıştıkça siz beni daha da içine çekiyorsunuz. Üstelik sadece tek de değil, etrafınızdaki herkes. Neredeyim ben? Güvendesin, merak etme. Sen kimsin? Bu çaldığın silahların sahibi. Yorma kendini. Bir şey yapmayacağım sana. Silahları çaldırdılar. Hem harcadılar bizi. Arkadaşlarım. Çalmanızı kim istedi? Fikret. Burak Ersoy'dun adam. Nereye götürdüler silahları? Onu bilmiyorum. Bak, seni onların elinden ben aldım. Hayatını kurtardım. Yaşamak için tek şansın benim. Onun için doğruyu söyle. Bizi götürmediler.
Gerçekten inan bana, bilmiyorum. Şoförleri tanıyor musun? Tanımıyorum. Bak, bana verebileceğin en ufak bir bilgi bile işime yarayabilir. İyi düşün. Seri numaraları. Silahların seri numaralarını değiştirecekler. Aralarında konuşuyorlardı bunu. Uyandı. İstediğini öğrenebildin mi? Öğrendim. Ne yapacaksın bu adamı? Bana bir adres verdi. Adresi bırakacağım. Ben eve gitmek istiyorum Ali Rıza. Bırakayım ben seni. Kızım çıkıyor musun? Bir şeyler hazırladım kızım. Teşekkür ederim ama benim hiç halim yok. Biraz dinlenmem lazım. Bizim için yaptıklarını hiçbir zaman unutmayacağım. Eğer bir gün başın sıkışırsa burada bir evin var, unutma, olur mu? İyi günler. Melek Hanım aradı. Hmm. Bu akşam Burak'la Derya yemeğe çıkacaklarmış. Güzel. Sana kolay olacak dedim. Ama bana inanmadın. Nasıl oldu da Burak bu kadar çabuk ikna oldu, hala anlayabilmiş değil. Benim oğlum fevridir, asidir ama babasının sözünden de çıkmaz. Bir de çok yakışıklıdır. Günaydın. Hoş geldin. Günaydınlar. Tarzını çok beğendim Burak'cığım ama biraz ağır kaçmamış mı? Bundan sonra böyle Şebonika. Peki, kahvaltı yapmayacak mısın? Hmm. Tabii, sabah sabah haber servisleri çalışıyor değil mi? Yapardık ama çok önemli işlerim var. Gidip bazı büyüklerimle görüşmem gerek. Sonra yaparız gıybeti. Hadi siz tadını çıkarın. Arkamdan konuşmayın. Halidem, nereden böyle? Çok yorgun baba, sonra konuşuruz. Hayırdır? Dün gece silahları çalan hırsızları buldum. Üçü ölmüştü, biri ölmek üzereydi. Ölmek üzere olanı Halide mi baktı? Başka çarem yoktu. Ali Rıza, sana daha önce açık ve net anlattım. Şimdi bir daha anlatacağım. Bir daha da söylemeyeceğim. Ben Halide'nin güvenliği için seninle bir yola çıktım. Eğer bir daha bu işleri Halide'yi karıştırırsan gözünün yaşına bakmam. Anlaşmayı bozarım. Hesabı da üstüne yıkarım. Söylediğim gibi adamın yaşaması için başka çarem yoktu. Bir şey öğrenebildin mi? Ufak da olsa bir ipucu buldum. Ya Ferah abi, bunlar babamın çizgileri mi? Ben 12'lerden istiyorum. Evet, babanızın çizgilerinden Burak Beyciğim. Olala, slim fit. Burak Beyciğim size çok yakışacak. Çizgiler babamınkilerden diyorsun ha? Evet. Nasıl Fiko? Bence bu biraz ağır sana ya. Bana değil oğlum zaten. Sana. Bir dene gel bakayım.
Abi ne gereği var ya? Oğlum, abiniz level atladı. Konsorsiyuma giriyorum. Yani siz de level atladınız. Abiniz babaların arasına giriyor. Bundan sonra daha ağır başlı olacağız. Eski tarzlar yok. Değiştiriyoruz bunları. Değil mi Ferah abi? Evet, evet Burak Beyciğim. Sen bir dene gel bakayım. Bundan sonra siz de öyle yediğinize içtiğinize dikkat edeceksiniz. Biraz yapılı durun. Şu duruşlara bak. Biraz bir dik durun ya. Mürsel! Mürsel! Çek içini! 3 hafta veriyorum size. Hepiniz de karın kası göreceğim. Tamam abi. Ver ölçünü ver. Tamam abi. Peki sağ ol. Bu benim eski ekipteki ustalardan biri. Fuatların bu işlerini yapan 3 usta varmış İstanbul'da. Bunlara bir bak. Silahları atölyeye getiremeyeceklerine göre ustalarla malzemeyi depoya götürmüşlerdir. Hemen ilgileniyorum. Bir şey olursa ararım sizi. Daha ne kadar sürecek İsmet abi? Tıkıldı kaldı burada. Size ne oluyor oğlum işte? Tezgahını kapatıp gelen benim. 2 gündür buradayım. Yemeğiniz var, eğlenceniz var. Televizyon da açık, izleyin. Döviz altın ne durumdaymış? Abi bizim senin gibi birikmiş paramız mı var? Biz ne anlarız dövizden, altından? Sen televizyona bakacağına bir an evvel şu işleri bitir de evimize gidelim. Yoksa bu manyaklar bizi bırakmayacak. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm usta. Oo Sabri abi. Aleykümselam. Hoş geldin. Hoş bulduk Reşat. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Nasılsın? Hamdolsun. Bir iş mi var abi? Yeniden mi başlıyoruz? Birileri bizim ahbapların silahlarını çalmış. Sildirtmek için işlem yaptıracaklar. Sana gelen giden oldu mu? Abi bize bir iş gelmedi. Duyduğum bir şey de yok. Eyvallah. Gelen giden olursa haberim olsun Reşat. Tamam abi. Hadi hayırlı işler. Amca kolay gelsin. Aslanım. Biz dükkandayız. Bizim usta işinin başında. Kıllandıracak bir durum da yok. Eyvallah. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Buyur abi. Ne lazım da? Ustan lazım bana. Nerede? Ustam yok. Nasıl yok ya? Ara söyle gelsin. İşimiz var. Abi nerede bilmiyorum ki. Allah Allah. Ne zaman gelir? Abi 2 günden önce bitmez işim dedi. İleride başka atölyeler var. Oraya sorabilirsin abi. Tamam. Kolay gelsin. Eyvallah. Sağ olasın. Efendim Ferit. Ali Rıza, bizim usta piyasada yok. 2 günden önce de işim bitmez demiş. Tamam Hasan abi, haber ver. Adamın numarasını da at bana. Tamam. Ustanın numarası var mı? Numarası. Aradığımız adam numarasını atıyorum sana. Büyük ihtimal şu an Buran deposunda. Tamam. Bunu yaşayacaksın diye söz verdim. Yaparız bir şeyler. Adresi bekliyorum. Hadi tamam. İşte bu be. Oğlum çok yakıştı be. Bir şey söyleyeyim mi? Senin tarzın buymuş, ben sana diyeyim. Ne öyle antin kuntin şeyler? Ha? Bak bu. İtalyan mafyası gibisin. Şunu da bağlayalım. Heh, bir dön bakayım şöyle. Budur, tamam. Ne mızmızlık yaptım be. Ya tamam, şu konsorsiyuma bir gireyim. Ondan sonra ne istiyorsan giy. İstiyorsan git saçını yeşile boyat. Mevzu değil abi. Başka bir sorun var. Ne oldu lan? Bizimkilere emir verdikten sonra emniyeti aradım. İşime garanti altına alayım dedim. Olay yerinden ücretsiz çıkmış.
kaçtı mı yani? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Adamların ne diyor? Biz sıktık dördüne de. Yaşaması mümkün değil diyorlar. Risk. Risk. Hastaneleri ara. Bir soruştur. Yaralı girdiyse ölü çıksın. Rıza'nın eline geçmiş olmasın? Öyle adamı ne yapacak abi? Hiçbir şey öğrenemez. Ben yine de işimi şansa bırakmam. Rufiko. Şarkımı söyledin sen. Ne güzel söylemişsin. Eskiden karşı çıkardın. Değişiyorum. Manasız takıntılarım vardı eskiden. Her dönem değişmek kolay olmuyor. Hele bir yaştan sonra. Sevindim senin adın. Baba, ben yeni bir hayata başlayabilir miyim? Dün gece yaşadıkların yordu seni. Ama Ali Rıza ile de konuştum. Bir daha böyle bir şey yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğim. Asla. Baba, sen hayatı kontrol edebileceğini, her anına müdahale edebileceğini sanıyorsun. Ama hayat böyle bir şey değil. Ne zaman karşına neyi çıkaracağına kendisi karar veriyor. Tercihlerinle hayatın sana biçtiği rolü zorlayabilirsin. Sen hep böyle yaptın. Tıp okuyacağım dedin, okudun. Yıllarca evinden uzakta görev yaptın. Doğru. Ama bunları yapmak benim için de kolay olmadı. Senden, evimden, yaşadığım şehirden, arkadaşlarımdan ayrı kaldım. Ama şimdi görüyorum ki benim için mutlu olmanın tek yolu buymuş. Validem, ben senin istediğin gibi bir hayat yaşayamıyorum. Ama sen istediğin gibi bir hayat yaşayabilirsin. Alacağım olsun Hasan abi vallahi. Bizi durağa dikti, kendi icraat peşinde. Allah'ım ya. Lan oğlum, mermi vızıltısı sana alerji yapıyor. Betim benzin atıyor Kur'an çarpsın. Hadi lan oradan.
Sen beni geçen akşam görecektin. Kurşunlarla dans ediyordum, dans. Hem ben size bir şey olacak diye endişelendim. Yoksa böyle kurşun sesi bana manita sesi gibi geliyor. Çata pata, çata pata, tatlı tatlı. Yav, he, he. Aa, babalardan yine ağır misafirlerimiz var. Ali Rıza da yok, ne yapacağız? Rahat ol oğlum, Ali Rıza yoksa biz varız lan. Allah Allah. Abileriniz yok mu? Sana abi mi lazım? Biz varız. Efendim Ramço. Abi geldi gene bu manyak. Kim? Abi kaç tane manyak var? Burak Ersoylu geldi. Ellemeyin, geliyorum ben. Fikret, getir. Dök Fikret, dök. Madem bu işlere merak sarıyorsunuz... Hah, eğitim şart. Bunlarla pratik yapacaksınız. Allah'ım. Ali Rıza'nın malları bunlar. Eğer kabiliyet görürsem bunların gerçeğini de veririm. Ali Rıza da geldi. Değişim anlar senin burada. Ali Rıza. Ben olsam bundan sonra Burak Ersoylu'yla konuşurken biraz daha dikkat ederim. Ben artık senin patronun sayılırım. Haşmet Ağa söylemiştir herhalde, değil mi? Eğer emrim altına girersen... belki bir şans daha veririm sana. Çok cömertsin. Ali Rıza, sen benim eski ortağımsın. Sana yaparım bir güzellik. Sen yeter ki benim emrimin altına girmeyi kabul et. Bak ben sana daha neler vereceğim. Kıvırma lan. Senin niye buraya geldiğini biliyorum. Tadını çıkarabildiğin kadar çıkar. Çaldıklarını elime geçirince... gör bak ben nasıl tadını çıkaracağım. Yorma kendini Ali Rıza. Şu acı gerçeği kabul et. Sen bana en fazla... ufak tefek arızalar çıkarabilirsin ve benim de onları çözmem 5 dakika. Bugün olduğu gibi. Hadi Fiko. Usta bu niye gelmiş? Ben anlamadım hiçbir şey. Ha? Bizi yoklamaya gelmiş Fatih. Belli ki doğruyu sürüyoruz ha. Ramşo. Sen bir şey anladın mı? Vallahi bu mevzudan ben ne anladım biliyor musun? Ali Rıza bu manyağı öldürür. Ne diyorsun abi? Bir şey bildiği yok. Hatta kafası orada bile değil. Boşuna tribe soktun beni. Açıyorum o zaman şarkını. Hoş geldiniz, kurcalardı zihnimizi.
Kapat şunu Fiko. Ne oldu ki abi? Abilik dönemi bitti. Babalık dönemi başladı. Sana söylüyorum. Biraz işin ciddiyetini kavrayın. Biraz ağır olun. Artık böyle. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk Rukiye anne. Gelmeyecek misin? Yok. Ofise geçiyorum ben. Ben dün gece için geldim. Yani kan lekesi görünce ben bir anda çok meraklandım. Seni de telaşlandırdım. Önemli bir şey yokmuş herhalde değil mi? Ben gittim daha sonra. Kötü bir şey yok. Doktor hanım zaten fazla kalmadı çıktı. Ben de seni boşu boşuna rahatsız etmiş oldum. Kusura bakma. Rica ederim. Ne rahatsızlığı? İnsan üst üste kötü şeyler yaşayınca kötü düşünmeye alışıyor herhalde. Haklısın. Tamam. Emine'ye selam söyle o zaman. Tamam. Söylerim canım. Ofise aradım. Asistanım bugün gelmedi dedi. Evde de olmayınca. Burada kimin oturduğunu biliyorsun. Burada olacağımı tahmin ettin. Ona rağmen beni bekledin öyle mi? Bazen sana kötülük yaptığımı düşünüyorum. Kardeşim Burak, kendini bildi bileli hep Halide'nin peşinde. Halide ona hiçbir zaman umut vermedi. Hatta umut verici bir davranışta da bulunmadı. Hatta Burak ne zaman kapıyı aralamaya çalışsa, o hep yüzüne kapattı kapıyı. Burak'a sorarsan, onunki büyük aşk. Halide'ye sorarsan, sevimsiz bir saplantı. Aşk zaten saplantılı bir şey değil midir? Değildir. Ben karşılıksız aşka inanmam. Elbette sevdiğin için mücadele edersin. Elbette gönlünü kazanmak için çabalarsın. Ama bir yere kadar. Aşk iki kişiliktir. İki kişinin bir olmasıdır. Bir olup çoğalmasıdır. Bir yerden sonra vazgeçmeyi bilmezsen hastalıklı bir hal alır. İşte ben de bugün buraya tam da bu yüzden geldim. Benim hayatımda ikinci bir hastalıklı ilişkiye yer yok. Efendim? Adamın telefonundan yer tespiti yapamıyoruz. Sinyal kesici kullanıyor herhalde. Tamam. Ben de bir atölyesine bakayım. Belki buradan bir şey çıkar. Burası mı? Burası. Burası da adam yok. Aradım ama ulaşamadım. Ulaşamazsın. Belli ki işleri yoğun. Bitene kadar açmayacak telefonunu. Abi hayırdır ne oldu ya? Manyağın tekidir bu.
Hayatta iki şeyi sever. Bir parayı, bir de dükkanını. Yeteri kadar para ver, sana istediğin silah yapar. Ömrünü burada geçirir. Ne ev tutmuş, ne bir şey. Bir kolye, bir oda yapmış, orada yatar kalkar. Deprem korkusu var Zahar. Böyle tedbir aldığına göre. Eski kafa bu. Ajans meraklılarından. Haber dinlemeden duramaz. Ne işine yarayacaksa. Hala öyle mi? Kapanınca fırça yiyoruz abi. Burayı delecek bir alet getir bana, hadi. Tamam, geç Ferman. Ne yapıyorsun aslanım? Mümtaz eğlenmesine önlesin abi. Biraz hava aldırayım burayı, değil mi? Ver bakayım. Ay şerefsiz. Demek bu yüzden burada yatıyormuş. Onu buraya getirecek bir şey bulmamız lazım. Aralarına çöktüğümüzü anlayınca uçarak gelir. Şimdi kapalı ama açınca mesajı alır. Ona başka bir yolla mesaj göndermek lazım. Adam tam bir psikopat çıktı. Yatıp kalktığı yeri kasa yapmış, içi para dolu. E tamam işte, bu bir ipucu. Adam ulaşmadıktan sonra ne işe yarar? Peki başka özelliği var mı? Dikkat çekici bir özelliği. En büyük düşkünlüğü televizyon izlemek olan bir psikopat. 24 saat televizyonla yatıp kalkıyormuş. 24 saat televizyon mu seyrediyormuş? E adama ulaşmanın yolunu bulmuşsun oğlum. Nasıl? Hazır Rus Ali Rıza. Sabri. Hazırım. Hadi başlayalım. Abi. Korkma, yakmayacağız dükkanını. Dumanlı haber gönderme devri geçti sanırım. Göreceğiz Sabri. Tamam, bu kadar yeter. Efendim, Haşmet Gürkan geldi. Buyursun. Abi hoş geldin. Seni gece bekliyorduk. Toplantıdan sonra anca toparlanabildin herhalde. Bilakis Mithat. Sana kendine gelmen,
Bu noktalara kimin seni getirdiğini hatırlaman için vakit verdim. Nereden çıktı bu Burak'la ortaklık? Burak hayatının işlerine adamış bir adam. Konsorsiyumda olmasını istemem doğal değil mi? Mithat, Ersoylular benim masaya dönmemi hazmedemediler. Akıllarınca bana bir oyun kuruyorlar. Sen de benim yanımda duracağını, onlara destek veriyorsun. Silahları kimin kaldırdığını bilmiyor musun? Eğer öyleyse bu bile Burak'ın ne kadar yetenekli olduğunu gösterir. Haşmet Kürkan'ın elinden kim malını alabilmiş bugüne kadar? Seni uyarıyorum. Fuat'ın dolmuşuna biniyorsun. Bu iş bittiği zaman ilk önce seni harcayacak. Bunu da biliyorsun. O zaman gelip bana ağlama. Akraba dinlemem. Gözünün yaşına bakmam. Sen Halide için mi endişeleniyorsun? Endişelenme. Biz büyükleri olarak o işi hallettik. Artık Burak'ın Halide diye bir meselesi yok. Ne saçmalıyorsun Baldız? Sen akraba olarak bize hiç değer vermiyorsun ya. Fuat bizle akraba olmak için can atıyor. Derya ile Burak'ı evlendiriyoruz. Mithat menfaati için her şeyi yapar bilirim de. Sen annesin. Kızını nasıl ateşe atıyorsun? Anneliği senden öğrenecek değilim, tamam mı? Enişte. Hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Ben de bugün senin yanına gelecektim. Ben ananla babanla konuşacaklarımı konuştum. Hırs bunların gözünü kör, kulağını sağır etmiş. Biz seninle baş başa konuşalım. Derya'cığım, güzel kızım. Halide benim için neyse, sen de olsun. Annem babam bu konuda sana baskı kuruyorsa buna katlanmak zorunda değilsin. Bu ipe sapa gelmez evlilik meselesi kapanana kadar topla eşyanı benimle gel. Kimsenin rıza göstermediği bir şey için sana baskı yapmasına müsaade etme. Enişte çok teşekkür ederim ama durum senin sandığın gibi değil. Kimsenin bana zorla bir şey yaptırmaya çalıştığı yok, sen yanlış anlamışsın. Ben Burak'la kendi isteğimle evlenmek istiyorum. Evlilik çocuk oyuncağı değil Derya. Bir ömür boyu aynı yastığa baş koyacağın insanı seçiyorsun. Burak'ı hepimiz tanıyoruz değil mi? Bir daha anlatmama gerek var mı? Bu hayatta alacağın en önemli kararlardan biri. Böyle bir karar alırken ne ben, ne annem baban sana akıl veremez. Senin mutluluğun bizim işlerimizden, babanın ortaklıklarından, her şeyden önemli. Bu söylediklerini ben de çok düşündüm. Ve ben Burak'la gerçekten mutlu olacağıma inanıyorum. Bunun dışında başka bir düşüncem, bir amacım yok. Senin ve Halide'nin de bu mutluluğuma ortak olmanızı çok isterim. Ama kararında şüpheye düşersen, tereddüt edersen, her zaman, her koşulda yanında olduğumu bil. Eğer bir sıkıntı olursa ilk bana gel. Tamam? Söz mü? Söz. Gel bakalım. Yıkarsın. Thank you.
Hoş geldiniz. Galip Bey sizi bekliyor. Kiko sen burada bekle. Galip amca, yine içiyorsun detoks suyunu. Burak, hayırdır? Sevkiyatla ilgili bir durum mu var? Sevkiyatla ilgili ne durum olacak Galip amca? Ben seni görmeye geldim. Özledim. Özleyemez miyim? Senin engin tecrübelerinden yararlanmaya geldim. Eyvallah, iyi yapmışsın. Tecrübelerimizi yeğenimizle paylaşmayacağız da kiminle paylaşacağız? Oturabilir miyim? Tabii. Misafirimsin. İstediğin yere oturabilirsin. Ama konsorsiyumdaki koltuğu kastediyorsan... ona daha karar vermedim. Mizahına bayılıyorum Galip amca. Benim mizahım da öyle. Yani aslında ben seni örnek alıyorum diyebiliriz. Biliyorum. Farkındayım. Benim tavrım, tarzım... akli dengem senin pek hoşuna gitmiyor. Ama aslında ben senin gibiyim. İş bitiriciliğim, işe bakış açım, winnerlığım. Aynı sen. Baban beni örnek aldığını duyarsa çok bozulur ama. Galip amca, babam maalesef biraz yaşlandı. Aramızda kalsın. Eski kafa. Ya ben daha çok senciyim. Yani senin gibiyim. Ya hep ya hiç diyenlerdenim. Hani senin meşhur bir lafın var ya. Büyük riske girmezsen büyük kazanamazsın. Büyük kazanamazsan da büyük olamazsın. Kazandığında büyüklüğünü korumak kolay. Asıl önemli olan kaybettiğinde nasıl büyük kalacağını bilmek. Ben şimdiye kadar kaybetmedim Galip amca. Bu saatten sonra da kaybetmeye niyetim yok. Yardımına ihtiyacım var. Benden ne istiyorsan yapmaya hazırım. Ben şu ana kadar kimseden bir şey istemedim Burak. Bana ne lazımsa ben onu alırım. Sen de almasını bilirsen orayı hak edersin. Sevkiyatı kastediyorsan onda bir sorun yok. O zaman benim için de sorun yok. Bugün Mithat senin için büyük bir zarar attı. Ama Ozar daha çuhaya değmedi. Sana tavsiyem delikanlı... kendi kaderini başkalarının zarına bırakma. Haşmet Aga, ben sana söyledim zamanında. Bu Mithat nankör adamdır dedim. Almayalım aramıza dedim. Ama sen dinlemedin Aga. Eski defterleri ne karıştıracak, ne konuşacak sabrım yok Şeymus. O zaman Fuat'ın açtığı yeni defteri konuşalım Aga. Orada konuşacak hiçbir şey yok. Burak defterini yırtıp atacağız. Bırak Burak'la ortak olmayı. Onunla aynı mekanda, aynı nefesi solumak bile zul bana. Ama vaziyet ortada. Galip bir şey demedi mi? Galip gelmedi mi sana? Galip'in Burak'ı kabul edeceğini düşünmedin herhalde. Yani seninle Burak arasında... zar atacak hali yok. Bu işler al gülüm, ver gülüm Şeymus. Mithat'a illaki bir şeyler vaat ettiler. Galip'e vaat etmeyeceklerini nereden bileceğiz? O zaman niye zaman kaybediyoruz? Gidip görüşelim Galip'le. Galip ayağına gitmemi bekliyor. Pazarlık gücünü arttırmak için. Aga. Pazarlık edecek durumda değiliz. Adam ne isterse vereceğiz.
Eğer bu Galip de Fuat'ın yanında olursa biz kendi ellerimizle oturturuz o Burak'ı koltuğa. O Burak'ı sünnet koltuğuna da ben oturttum. Bağırtısı hala kulağımda. Ama bu defa öyle kolayından kurtulamaz. Güzel kardeşim. Devamlı kanal değiştirmesen de dünyadan haber alsak. Sağ ol kardeşim. Bültenimize sıcak bir haberle devam ediyoruz. Kağıthane'de bulunan bir atölyede bilinmeyen bir sebeple yangın. Olay yerinde bulunan arkadaşımızın çekmesi reklamında. Ulan bu benim dükkan. Ne diyorsun İsmet? Yok bir şey. Durma da işini bitir hadi. Tamam. Paralarım gitti. Ben bir tuvalete gidebilir miyim? Tamam geç. Şey yoksa daha sonra konuşalım olur mu? Abi bir şey mi oldu? Yok iyiyim ben, merak etme. Biraz kafamı dinlemem gerekiyor sadece. Sen Peder Bey'i bir iki gün idare edersin değil mi? Ederim. Bak bir şey olursa ara beni. Tamam merak etme. Şimdi kapatmam lazım. Görüşürüz. Nasıl buldun burayı? Avukatım ben Murat. Var benim de öyle tanıdığım birkaç kişi. Islanmışsın, gelsene. Soldan geçebilirsin. Sen otur, ben bir havlu alıp geleyim. Demek tatlı sözlerinle kandırdığın kadınları buraya getiriyorsun. Buraya gelen ilk kadın sensin. En çok isteyeceğim şey seni öpmek. Emin olabilirsin ama... Bunu gerçekten... Gerçekten istediğini hissetmem lazım. Gözlerini kapa. Thank you.
Burada yangın mangın yok ki. Paralarım. Paralar. Sabri abi sen miydin ya? Abi niye böyle bir oyun oynadın ki? Seni çok özlediğimizden oynamadık herhalde İsmet. Konuşacaklarımız var. Silahların seri numaralarını ve damgalarını değiştirdiğini biliyorum. Şimdi bir kere soracağım. Cevap vermezsen Sabri gerçekten yakar dükkanını. Yakarım İsmet. Ya seninle birlikte paralarını yakarım ya da gidip o depodakileri yakarım. Karar senin. Abi iki saattir bekliyorum. Bu kız senden vazgeçmez. Ben de bu kadar inatçı olduğunu bilmiyordum. Korkmadım diyeyim. Neyse. Yok kalkmayayım. Üşüdüm. Daha fazla bekletmeyeyim. Ya Derya, kusura bakma geciktim. Hiç önemli değil, önemli olan gelmiş olmam. Çok bekletmedim değil mi? Yok, ben de yeni geldim sayılır. Çok şık olmuşsun. Aa, teşekkür ederim. Bugün böyle oldu. Toplantılar vardı da. Sen de çok şıksın. Teşekkür ederim. Sana bir hediyem var. Hediye mi? Ne hediyesi? Oo. Beğendin mi? Derya, beğendim de bu çok pahalı değil mi? Baktıkça beni hatırlaman için kolunda değerli bir saat olması lazımdı. Derya, bu sadece saat değil. Yani bu çok fazla. Yani çok abartı. Bu şey değil mi ya? He said yes. Ha? Ne bileyim yani ilk görüşmemiz ya. Ben hiç hediye falan ne bileyim hiç düşünmemiştim. Benim için birlikte olmamızdan daha büyük bir hediye olamaz. Derya. Bak, biliyorum çok ani gelişen bir durumun içerisindeyiz ve ben yani henüz alışamadım. Açıkçası sorun sende değil, bende. Benim biraz zamana ihtiyacım var. Anlıyor musun beni? Yani biliyorsun. Biliyorum Halide'ye olan hislerini. Bak Halide benim içimde çok büyük bir yara açtı. Burak, ben o yarayı iyileştiririm. Sen yeter ki bana izin ver. Peki sürekli istemediğin böyle bir duyguyla karşılaşmak seni yormayacak mı? Beni tanıdıkça ne kadar kararlı, sabırlı ve inatçı olduğumu göreceksin. Buranın fettuccine alfredosu çok lezzetli. Eminim daha önce böylesini yememişsindir. Pardon, bakar mısınız? Burası mı? Burası. Bu buraya niye bu kadar az adam koymuş? Çünkü benim iki gözüm kapıda ne kadar çok adam olursa
buranın depo olduğunun anlaşılması ihtimali o kadar artar. İçeride durum ne? Buranın birkaç adamı var. Bir de şoförler. Ne düşünüyorsun usta? Nasıl gireceğiz? Sen nasıl çıktın içeride? Neredesin lan sen? Geç. Haklıymışsın. Lezzetli. Ben bundan sonra gelirim buraya. Geliriz. De, değil mi? Hiçbir şeyi boş göndermiyorsun. Önemli mi? Derya, affedersin. Ne olan? Ne oldu oğlum? Depoda arıza çıkmış. Ne arızası? Basmışlar abi. Vakit kaybetmeden gitmemiz lazım. Ulan Ali Rıza. Bu sefer kimse elimde olamayacak seni. Yürü lan. Ne oldu? Efendim? Burak'ın deposunu buldum. Silahlar burada. Hemen geliyor. Ali Rıza Açmatay'a haber verdi. Ben kaçayım. Abini görürse tadı kaçar. Sen meraklanma Sabri. Haşmeta geldiğinde silahları geri aldığımızı görünce ne küskünlük kalır ne de kırgınlık. Bu adamları ne yapalım? Sahiplerine teslim ederim. Tıra bindirin hepsini. Tamam. Haşmet abi bekliyorsun değil mi? Abi. Abi neyi bekliyoruz? Gidip alalım silahları. Silahlar Ali Rıza'nın olsun. Getir Fazıl. Abi. Getir lan. Abi emin misin? Kurtarabiliriz silahları ya. Abi. Çekil kenara. Tek hakkım var. Hadi. Saygın.